Yani farklı nazar hakikati farklılaştırabilir. Dolayısıyla yani rivayetlere sahih nazarıyla bakıp sahih tevil yollarını aradığınız zaman o yolu bulmamak neredeyse mümkün değil. Yani o sahih tevil yolunu her zaman bulabiliriz. Üstadın da zaten güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Yani tabii en çok da neye güzel bakmamız gerekiyor? Yani önümüze hadis diye bir rivayet gelmiş. Şimdi bunun mevzu uydurma olduğuna dair kesin bir delilimiz var mı? Yok. Peki hüsnü tevil yoluna gitsek, güzel yorumlasak yorumlayabiliyor muyuz? Ha, yorumlayabiliyoruz. Hatta o yorumdan böyle bazen kalplerin teyidine, imana hizmet noktayı nazarında güzel sonuçlar da ortaya çıkabilir. Öyle bir yol da var. O zaman şimdi hadisin senediyle o kadar çok fazla uğraşmaya gerek yok. Yani uğraşsanız bile, yani şimdi söz gelimi bunun ravisi yalancıdır dediniz yani. Tamam. Yani kitaplarda bu adam yalancıdır diye bir kayıt düşmüş. Ama yani bir adama yalancıdır denildiğinde hayat boyu bütün söylediği sözler yalancıdır anlamına mı geliyor yani? Yani bir adam yalancıysa genelde belli konularda, bazı konularda yalan söyler demektir. Şimdi hadis bile rivayet etmiş olsa belki bazı konulardaki hadisler konusunda yalan söyleyebilir ama her konudaki hadislerle ilgili olarak da yalan söylemez. Dolayısıyla yalancı denilen bir kişi bile bir hadisi rivayet etmiş olsa o hadisin yalan olduğuna, mevzu olduğuna, uydurma olduğuna kesin olarak bu delalet etmez. Yani şimdi bize birisiyle ilgili olarak bu kişi yalancıdır denildiğinde biz yani şeytandan kaçar gibi ondan kaçıyor muyuz? Kaçmıyoruz. Yani diyoruz benim de aklım var, benim de fikrim var, bana yalan söylerse anlarım diyorum. Yani şimdi bir hadis geldi işte elimize, yalancı bir kişi güya rivayet etmiş. Tabii o raviler arasında hani birisi yalancı olarak itham ediliyor, hepsi değil yani. İşte bakıyorsunuz mesela başucunda kim var? İşte İbn Abbas var. Herhalde İbn Abbas'a da yalancı diyecek halimiz yok. Yani o son ravisi kimse, onunla ilgili olarak böyle bir problem var. Dolayısıyla hani böyle rigid bir örnek de vermiş oluyorum. Yani yalancı bile bir rivayeti, bir hadis diye ifade edilen bir rivayeti rivayet etmiş olsa onun kesin olarak uydurma olduğunu bu delalet etmez. Ancak böyle tarihi vakalara ve işte aklın temel ilkelerine öyle kazanılmış akıl olarak değil de aklı garizinin tabii halde olan aklın özdeşlik ilkesine aykırı düşebilecek konulara ilişkin bir şeyse, onlarla ilgili bir şeyse belki o zaman uydurma olduğu söylenebilir. Bunlar da son derece azdır. Yani üstadımızın üzerine durduğu şey hüsnü tevildir ve her hadisi güzel tevil edebiliriz. O zaman da hiçbir problem ortaya çıkmaz.